Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok az malzeme ile çok pratik ve çok lezzetli mozaik pasta tarifim var. Mozaik pastamız için hazır puding kullanacağım. Bunun için bir paket pudingi katıyorum tenceremize. Üzerine de yazan ölçüsüyle 3,5 su bardağı süt katıyorum. Ocağa alıp karıştırarak pişiriyorum. Pudingimiz kaynamaya başladı. Altını kapatıyorum. Ocaktan aldığımız pudingi karıştırarak bir 5 dakika kadar soğutalım. Pudingi yeteri kadar soğuttum. Üzerine iri iri parçaladığımız bisküvileri atalım. Bisküvileri çok ufaltmayalım. Üzerine de iri dövülmüş yarım kase kadar da ceviz katıyorum. Ceviz tamamen isteğe bağlı. İsterseniz katmaya da bilirsiniz. Şöyle bir karıştıralım. Hem kıvamına da bir bakalım. Biraz daha bisküvi istiyor. Bu kadar bisküvi yeterli. Ben toplamda 1,5 paket bisküvi kullanmış oldum. Şimdi tenceremizi kenara alalım. Ben böyle küçük bir tencerenin içini tamamen streç filmle kapladım. Ve içerisine mozaik pastamızı dolduruyoruz. Tencerenin hepsini diğer tencereye boşalttım. Ve biraz da bastırarak tencerenin her tarafına yayalım. Soğuması için de buzdolabına kaldıralım. Ben mozaik pastamızı 1 saat kadar derin dondurucuda beklettim. Daha hızlı olsun diye. Üzerine bir tabak kapatıyorum ve tenceremizi ters çeviriyorum. Üzerindeki streç filmleri de kaldırıyorum. Mozaik pastamızı isterseniz bu şekilde servis edebilirsiniz. Ama ben birazcık da süsleme taraftarıyım. O yüzden şöyle kenarlarına bir sıra ceviz gidiyorum. Bir sıra da Hindistan cevizi gidiyorum. Ortasına da toz fıstık koyuyorum. Pastamızdan bir dilim keselim. Görüntüsü de lezzeti de gerçekten şahane ve yapımı da oldukça kolay bir pasta. Yapmanızı tavsiye ederim. Afiyetle kalın. Kanalıma abone olmayı, daha sonraki videolarımdan haberdar olabilmek için zile basarak bildirimleri açmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.